Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Altıncı mesele, 26. mektuptan okuyorduk. Dördüncü mebhasın altıncı meselesine geldik. Oradan inşallah devam etmiş olacağız. Salisen, şeytanla münazaa namındaki birinci mefhastaki şeytanın mesleğine ait bazı tabirat çok galiz düşmüş, ağır düşmüş. Haşa, haşa kelimesiyle ve farz-ı muhat suretindeki kayıtlarla tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak tadilat vardı. Nüshanızı onunla tasih edebildiniz mi? Fikrinizi tevkil ediyorum. O tabirattan lüzumsuz gördüklerinizi tayyede bilirsiniz. Yani atlayabilirsiniz. Aziz kardeşim, o mebhas çok mühimdir. Çünkü ehli zındıkanın üstadı şeytandır. Şeytan ilzam edilmezse onun mukallitleri kanmazlar. Kur'an-ı Hakim kafirlerin galiz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi ki bu şeytani olan mesleğin bütün çürüklüğünü göstermek için farz-ı muhal suretinde hizb-i şeytanın efradı mesleklerinin iktizasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakane tabiratlarını titreyerek istimal ettim. Fakat o istimal ile onları kuyu dibinde sıkıştırıp meydanı baştan başa Kur'an hesabına zapt ettik. Onların foyalarını meydana çıkardık. Şu muzafferiyete, şu temsil içinde bak. Temsili okuyacağız. Buraya kadar mevzuyu okuduk. Böyle zihnimizde bazı şeyler açılsın diye. Üstad Hazretleri neyden bahsetti burada? Özellikle biz şu anda dördüncü mebhası okuyoruz. Yani dördüncü bahis. 26. mektubun birinci mebhası var. Birinci bahis. O birinci bahis neyle alakalı? Hüccetül Kur'an ale şeytan ve hizbihi. Şeytan ve şeytanın avanelerine karşı Kur'an'ın delillerini sunuyor. Kim sunuyor Üstad Hazretleri? Üstad Hazretleri'nin kendisi burada şeytana karşı ve şeytanın yardımcıları ve avanelerine karşı, şeytanın gruplarına, hizb grup demek zaten, onlara karşı insi şeytan veya cinni şeytan fark etmez. Yani bu şekilde fikirler Kur'an'a hücum edenler, Kur'an Allah kelamı değildir diyenler, Kur'an beşerin kelamıdır diyenler. Anladınız mı meseleyi? Mesele bu. Buna karşı Üstad Hazretleri 26. mektubun birinci mebhasında uzun uzadıya bir bahis açıyor. O bahiste Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun izah ve ispatını yapıyor. İzah ve ispatını yapıyor. Fakat Üstad Hazretleri şimdi 25. söz de var. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun izah ve ispatı yapılıyor. Hatta 25. söz bu bahisten daha uzun. Çok uzunca bir bahis. Kur'an'ın mucize olduğunu. İcaz-ı Kur'an ve icaz-ı Kur'an. Hem nazmın hem de lafzındaki mucizelik. Yani onu bizim nazarımıza 25. sözde uzun uzun arz ediyor. Ama burada yine Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu izah ve ispat ediyor. Fakat burada muhatap şeytan
ve şeytanın grupları. Şeytan ve şeytanın gruplarına karşı Üstad Hazretleri izah yaparken burada ağır ifadeler kullanılıyor. Ondan dolayı haşa haşa diyor. Beni titretiyor diyor. Şimdi onlar nedir? Onları okuyacağız. Hatta şu başını da okumuş olayım. Bu mevzu nedir, ne değildir? Biraz daha anlaşılmış olsun. Ondan sonra farklı yerlere geçeceğiz. İblisi ilzam, şeytanı ifham. İblisi yani şeytanı susturmak, çürütmek. Ehli tuyanı iskat, yani devre dışı bırakmak, susturmak. İskat eden birinci mepas burası. Bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Tarafsız. İşte o girecek. Tarafsız ne demek? Şimdi o açılacak. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel özet bir şekilde lemahatta yazmıştım. Şöyle ki neymiş o vaka? Bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmediğim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Şimdi bu risalenin başında bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime ve imme yenzaganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah innehu huvessemi'ul alim. Diyor ki şeytandan sana bir düşünce geldiği zaman, şeytani bir düşünce seni dürtüklediği zaman ne yapacaksın? Festaiz billah. Yani hemen, hiç durma. Fasla verme, ara verme. Hemen Allah'a sığın. Hemen Allah'a sığın. Şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman, şeytani bir düşünce seni dürtüklediği zaman ne yapacaksın? Hiç fasıla vermeyeceksin. Hemen festaiz billah, Allah'a sığın. Hemen Allah'a yönel. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. İnnehu huvessemi'ül alim. Muhakkak ki o işitendir, bilendir. Üstad Hazretleri aslında bu ayeti kerimenin tefsirini yapıyor. Şimdi unutursam hatırlatın. Allah'a sığınmak nedir? Yani hemen Allah'a sığınmak nedir? Nasıl oluyor? Onu okuyacağız. Ama şurada ne dedi? Bak diyor ki çok önemli. Çok önemli. Bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da 1920'li yıllar. Üstad Hazretleri esaretten gelmiş. Başında dünyasında çok farklı düşünceler var. O düşünceleri dağıtmak için Bayezid Camii'ne gidiyor. İhlaslı hafızları dinlemek için. Nereye gidiyor? Bir camiye. Niçin gidiyor? Kur'an'ı dinlemek için. Kimden? İhlaslı hafızlardan. Hepsi güzel manalar değil mi? Bak hepsi güzel manalar. Mübarek yerler, düşünce, her şey güzel. Her şey güzel. Ramazan aynı zamanda zaman itibariyle baktığınız zaman Ramazan-ı Şerif'te. Bir de Ramazan ayı şeytanların da bağlı olduğu, zincire vurulduğu bir ay. Değil mi? Bakın bu ay. Hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmediğim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. İşte şeytandan şeytani bir düşünce seni dürtüklediği zaman geldi. Ama nerede geliyor? Çok bu önemli değil mi? Bak camide,
hafızları dinlerken, Kur'an dinlerken ya. Ramazan-ı Şerif'te niyetin halis, safi, temiz. Ama sana öyle bir şey geliyor. Gelir mi? Namazda, namazın gayrında başka bir şeyler geliyor mu hayalinize, dünyanıza? Geliyor değil mi bak? Şimdi onlardan nasıl kurtulacağız, okuyacağız, unutmayın. Hayalen baktım, dinledim. Baktım ki bana der. Ne diyor? Şimdi söyledi, şeytani düşünce dedi ki ne diyor? Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et, öyle bak. Ne demek yani? Yani bir beşer kelamı farz et bak. Bir beşer kelamı farz et bak. Bak. Bu nasıl bir söz? Şeytani bir söz. Kur'an'la ilgili ne diyor? Beşer kelam olarak bak. Bu bir vesvese. Kimden geliyor? Şeytandan. Mahiyeti belli çünkü. Mana ifade ettiği mana belli. Yani bir beşer kelamı farz et, bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. O anda bir beşer kelamı gibi baktım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Farz etmek insanı sıkıntıya sokar mı, onu da okuyacağız, unutmayın. Bir şeyi mesela faraza Allah yoktur diye böyle haşa dediniz değil mi? Hemen titriyorsunuz değil mi? Titredim diyor. Bak hemen titriyorsunuz. Bir anneye desen ki evladını, anne evladını sever değil mi? Faraza evladını sever. Aman aman ne diyorsun sen? Ya faraza dedik. Bak titretiyor değil mi? Bir insan kime, neye, ne kadar kıymet veriyorsa onun yokluğunu faraza düşünmek. Onun zıttını faraza düşünmek onu o kadar ne yapar? Sıkıntıya sokar. Sen esnaf mısın? Faraza iflas etsin. Efendim? Böyle şeylerin hayali, düşüncesi dahi insan ne yapıyor? Hemen sıkıntıya sokuyor. Ya elhamdülillah çeklerimiz ödeniyor. Ya ödenmese? Bak ne diyorsun sen ya? Mahvolum. Ya dur daha ödenip ödenmediğini bilmiyoruz. Hayali bir düşünce, farazi bir düşünce. E şimdi sen malınla ilgili böyle titriyorsun. Öbürü evladıyla ilgili böyle titriyor. Peki Kur'an, Allah kelamı. Üstad Hazretleri nasıl titriyor? Ama burası önemli. Titreyen üstad. Karşısında da bir düşman var. Bu ne demektir? Cephedesin. Savaşıyorsun. Düşmandan sana neler geliyor? Mermiler geliyor, toplar geliyor, gülleler geliyor. Sen de titriyorsun. Ne için? Vatan için, millet için, din için, diyanet için. Aman Allah Allah. Yoksa kendin için değil yani. Önemli. Bak burası önemli. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Hemen tespit yaptı. Bu çok önemli. Neyin nereden geldiğini bilirsen çözümünü çok kolay bir şekilde yaparsın. Nereden geliyor? Bu söz kime ait? Değil mi? 25 sene çöllerde ot ile tegaddi eden Abdülkadir Geylani Hazretleri. Böyle hep ibadetle, taatle meşgul. Meşgul. Başı adeta secdeden kalkmıyor. Ama her şeyden de uzlet hayatı yaşıyor. Tamamen ne yapmış? Bir istina dünyadan, dünyanın her şeyinden kendisini azade etmiş. Azade etmiş. Bir gün yine
çöl ortasında ibadet ederken bir ses işitiyor. Üstad Hazretlerinin böyle şahsını görmediğim ama kulağıma gelen ses gibi bir ses işitiyor. Ses diyor ki, ey Abdülkadir, kaldır başını, sil gözünün yaşını. Allah senin üzerinden bütün ibadet külfetini aldı. Bu nasıl bir söz? Efendim? Profesyonel şeytan. Profesyonel, güzel. Profesyonel bir şeytan sözü. Şimdi bunu eğer insan mantık, muhakeme, öyle mi? Hak, hakikat noktasında zihnini çalıştıramayacak olsa, biraz böyle nasıl diyelim, kendi hissi, hevesi, nefsi öne geçse. Bir de överek başlıyor zaten hocam. Tabii. Önce onu övüyor yani. Bak. Tabii. Kaldır başını, sil gözünün yaşını. Yani sen artık kemale erdin, ibadet ne? Oo. Aslında insan aldanabilir değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri başını kaldırıyor. Söylediği ilk cümle. Defol bire iblis. Hemen. Tereddütsüz. Defol bire iblis. Bu meseleyi talebelerine anlatırken talebe diyor ki, efendim sizin hemen böyle bir tepki göstermeniz, onun şeytan olduğunu nereden tespit ettiniz diyorlar. Verdiği iki tane cevap var. Bir diyor, baktım ki ses tek cihetten geliyor. Şeş cihetten gelmiyor. Altı cihetten gelmiyor. Tek bir yönden. Belli ki bu bir mahlukun sesi. Allah ibadet külfetini peygamberden kaldırmadı. İkincisi, benden niye kaldırıyor? Aha sana muhakeme. Çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Muhakeme edip, ölçüp, biçip tartabiliyor. Üstad Hazretleri de ne diyor? Baktım ki diyor, ne diyor? Bu şeytanın sesidir. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Tehlikeye atıyor. Beni aşağıların aşağısına itecek. Ben de şöyle hafif düşünsem, he beşer kelamı desem gidecek. Kur'an'dan istimdat ettim. Bak hemen Kur'an'dan imdat istedim. İşte ne? Hemen Allah'a sığın. Aha bak sığınıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, burayı okuyup geçeceğim. Ey şeytan, bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Bir tarafane tarafsız demek. Tarafsız. Tarafsız demek, iki tarafın ortasında olmak demek. Ne buradan ne buradan. Ya böyle düşün. Ne senin düşüncen ne benim düşüncem. Böyle düşün. Oysa bu da şeytani bir tuzaktır. Bu da şeytani bir tuzaktır. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafına muhakeme ise, insanlar da böyle bazen, ya tarafsız düşün. Nasıl tarafsız olacağım? Nasıl tarafsız olacağım? Mezhep yoktur diyor. Peki sen nasıl mezhepsiz olacaksın? Nasıl olacaksın? Yani namazı nasıl kılacaksın? Söyle bakayım bana. Dört tane mezhebi kabul etmiyorsun. 12 mezhebi kabul etmiyorsun. Hiçbirisini kabul etmiyorsun. Hak batıl fark etmez. Peki sen nasıl namaz kılacaksın? Nasıl oruç tutacaksın? Nasıl kendine bir yol çizeceksin? Ya işte ben hadislerden bulurum, şuradan bulurum. O da bir mezhep oluyor işte. Yani buradan Ankara'ya giden otobanı kabul etmiyorsun. Tren yolunu kabul etmiyorsun. Hava yolunu kabul etmiyorsun. Bisiklet yolunu kabul etmiyorsun. Motosiklet yolunu kabul etmiyorsun. Yaya yolunu kabul, hiçbir tane yolu kabul etmiyorsun. Peki Ankara'ya nasıl gideceksin sen? O zaman sen kendin bir yol çizeceksin daha. İşte o da bir yol.
Yolsuzluk yolu. Mezhepsizlik mezhebi. Anladınız mı meseleyi? O da bir mezhep oluyor. Mezhepsizlik. O da bir mezhep. Halbuki diyor, ne dedi? Senin insandaki, halbuki hem senin, hem şeytanın, hem de insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafa ne muhakeme ise, tarafsız demek. Nasıl tarafsız oluyor? Allah Allah. Tarafı muhalifi iltizamdır. Yani senin tarafını kabul etmektir. Sen aslında bir taraf derken ya benim düşünceme gel diyorsun aslında. Çünkü tarafsız olmaz. Onun için ne demişler? Bir taraf olan ber taraf olur. Yok olur gider. Ya. Çünkü özür dilerim. Tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten geçici olarak o anda bir dinsizliktir. Çünkü niye? Beşer kelamı kabul edeceksin. Beşer kelamı kabul etme, o anda ne olmuş olacak? Dinsizlik olmuş olacak. Tevbe edeceksin, istiğfar edeceksin. O zaman ne yaparsın? Tekrar yeniden imana dahil olursun. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafına değildir. Belki batıla tarafkirliktir. Tarafkirliktir. Şeytan dedi, öyleyse Allah'ın kelamı ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme. Ortada farz et. Öyle bak. Ben dedim o da olmaz. İlahir devam edip gidiyor. Burayı size havale edeceğiz. Çünkü burayı okumayacağım ben. Dersimiz bu değil. Dersimiz burada, çünkü bundan sonra Üstad Hazretleri yani şeytana her cevap verişinde onları faraza olarak düşünüyor. Faraza. Faraza beşer kelamı olsa. Niye böyle düşünüyor? Burada onu ifade etti. Tekrar okuyayım. Burasını tekrar okuyayım. Aziz kardeşim, o mebhas çok mühimdir. Yani biraz önce okuduğumuz bahis çok ehemmiyetlidir. Çünkü ehli zındıkanın üstadı şeytandır. Bir. Dinsizlerin üstadı kim? Şeytan. Oradan ders. Şeytan ilzam edilmezse şeytanın susturulması gerekiyor. Zaten bu risalenin birinci mebhasın en sonunda da şeytan ilzam oluyor. Şunu diyor. Şeytan diyor ki senin sözlerine benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ne demek yani? Beni susturdu. Ben artık senin sözlerine karşı hiçbir şey söyleyemiyorum. İlzam ettin. Fakat diyor, ben yine insanları bu şekilde kandırmaya devam edeceğim diyor. Niye devam edeceksin? Çünkü insanlardan beni dinleyen çok da ondan. Değil mi? Adam sahtekarlık yapıyor. Ama müşterisi var. Soruyorum, dükkanı niye kapatsın abi? Dükkanı kapatır mı? Kapatmaz bak. Adam sahtekarlık yapıyor. Ama müşterisi var o sahte şeylerin. Müşterisi oldukça o da dükkanı açık tutacak. Şeytan. Sahtekarlık yapıyor. Ama müşterisi var. Kendisinin de sahtekar olduğunu biliyor. Bak diyor ki ben senin hak sözlerine hiçbir şey diyemem. Kendisinin ne mal olduğunu biliyor. Ne mal olduğunu biliyor. Ama diyor benim müşterilerim var diyor. Ben niye dükkanı kapatayım? Ya. Kıyamete kadar o dükkanı ne yapacak abi? Açık tutacak ya. Allah muhafaza etsin. Sakın dikkat edin yani. Dükkan açık diye iyi mal yok orada. İyi mal yok. Hepsi sahte. Hepsi sahte. Çünkü şurada Üstad Hazretleri burada mı ifade ediyor? Heh. Burada isterseniz, çünkü atlaya atlaya gideceğiz. Şurayı okuyayım. Çok önemli. Eğer onlara denilse, ya yani onlardan hiçbir zaman hayır gelmez. Çok önemli. Hiçbir zaman hayır gelmez. Üstad Hazretleri İşaratül İcaz'da şeytanın diyor
ruhu, kalbi tamamen ifsad edilmiş, bozulmuştur diyor. Dolayısıyla hayra hiçbir kabiliyeti kalmamıştır. Hiçbir kabiliyeti kalmamıştır. Bu ne demek? Bir demir var ama çürümüş. Öyle bir çürümüş ki demirlik cevheri diye bir şey kalmamış. Böyle elinize alıp hani diyelim külçe şeklinde duruyor ama böyle dokunuyorsunuz pos gidiyor. Demirlik cevheri diye bir şey kalmamış. Artık siz ondan ne bıçak yapabilirsiniz, ne kılıç yapabilirsiniz, ne başka bir şey yapabilirsiniz. Demirlik cevheri gitmiş yani. Şeytanın da ruhu cevheri tamamen ne yapmıştır? İfsad olmuş, bozulmuş. Yani kendisini öyle bir bozmuş ki zerre kadar hayra kabiliyeti kalmamış. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en yüksek noktadan ona tebliğde bulunuyor. Ey şeytan diyor. Gel bugün bir doğruyu daha yap diyor. İman et, ben de sana alem-i ahirette şahit olayım. Ya Muhammed diyor, ben diyor o kalemi kırdım. Ne demek yani? Ben mümkün değil iman etmem diyor. Allah Allah. Kendisi kendi mahiyetini tescil ediyor, ispat ediyor. Eğer onlara denilse, bakın onlara bir soru sorulsa, şeytana veya şeytan cinsinden olanlara, Kur'an nasıldır? Kur'an nasıldır? Derler, güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. Şimdi bakın, güzel ve ahlak dersi veren bir insan kitabı. Bak Allah kelamı demiyor. İnsan kitabı diyor. Ama nasıl bir insan kitabı? Güzel ve ahlak dersi veren. Çirkin olan birisinden böyle bir şey çıkabilir mi? Çıkmaz. Sadece kandırmak için bu cümleyi söylüyor. Kandırmak için bu cümle. Üstad Hazretleri ne diyor? O vakit onlara denilir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. Onların bu sözünden Allah'ın kelamı olduğunun izah ve ispatını yapıyor. Neden? Neden? Ve böyle kabul etmeye mecburuz. Çünkü siz mesleğinizce güzel diyemeyeceksiniz. Aslında sizden güzel kelamı çıkmaz. Siz çarnaçar kalıp güzel diyorsanız o Allah kelamı olduğundan dolayı diyorsunuz. Anladınız mı? Daha başka, eğer onlara denilse peygamberi nasıl bilirsiniz? Derler güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. Peygamber değil. Güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. Bu kısma bakın, enteresan bir şey. Yani tamamen ruhları ifsad olduğu, bozulduğu halde bakın böyle bir ifadeyi kullanabiliyorlar. Böyle bir ifadeyi kullanıyorsan devamı geliyor. O vakit onlara denilecek. Öyleyse imana geliniz. İman edin. Çünkü güzel ahlaklı, akıllı olsa ala külli hal Resulullah'tır. Resulullah'tır. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz dahilinde değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Madem diyorsunuz, o zaman aslında siz sözünüzle Hazreti Peygamber'in, Muhammed'in peygamber olduğunu, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu aslında siz kendi cümlenizle ne yapmış oluyorsunuz? İspat etmiş oluyorsunuz. Müthiş bir muhakeme, müthiş bir mantık. Değil mi? Necip Fazıl'ın da böyle bir şey var ya, diyor ya, Allah yoktur diyorlar diyor. Allah yoktur diyorlar. Bu söz Allah'ın varlığının delilidir. Bu söz Allah'ın varlığının delilidir. Çünkü var olanla ilgili yok dersin sen. Anladınız mı? Var olanla ilgili yok dersin. Olmayanla ilgili ne konuşacaksın? Müthiş bir şey, zihin, mantık, muhakeme, işte neticeye odaklanmak yani. Üstad Hazretleri de burada böyle bir manayı nazara veriyor. Ve hakeza temsildeki sair işaretlere hakikatin sair işaretleri tatbik edilebilir.
Kur'an-ı Hakim kafirlerin galiz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi ve bu şeytani olan mesleğin bütün çürüklüğünü göstermek için farz-ı muhal suretinde hizb-ü şeytanın efradı mesleklerin iktizasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakane tabiratlarını titreyerek istimal ettim. Bu böyle bir yol var mı? Var. Cenab-ı Hak kendi zatıyla ilgili de ifade ediyor değil mi? Kendi zatıyla ilgili de ifade ediyor. Levkâne fîhime âlihetun. Levkâne fîhime âlihetun. Ne demek? Alemde iki ilah olsaydı. Şimdi devamı olmayacağının izahı. Ama bu cümlede Cenab-ı Hak kendinden gayri bir ilahın da olma ihtimalinden bahis açıyor mu? Açıyor. Bak Allah bahis açıyor. Ama ne için? Olmayacağının izah ve ispatı için. Dolayısıyla bu bir metottur. Bu bir yol, bu bir yöntemdir. 23. Lem'a, Tabiat Risalesi. Farz edelim ki bu mevcut kendi kendine olmuş olsun diyor. Bak farz etti. Kendi kendine olmak demek Allah'ı reddetmek demektir. Ama farz edelim ki diyor. Niye? Olmayacağının izahını yapacak da ondan. Veya farz edelim ki tabiat yapmış olsun. Veya farz edelim ki kendi kendine olmuş olsun. Sebepler tarafından yaratılmış olsun. Bu üçünün de olmayacağının izah ve ispatını yaparak en sonunda da dördüncü yol olan bu mevcudu kim halk etmiştir? Allah. Allah'ın halk ettiğini otomatik olarak ispat etmek için bu şekilde bir yol izlenebiliyor. Matematikte buna olmayana ergi metodu deniyor. Veya yanlış şıkları çürüterek doğru olan şıkka gitme metodu. Bir sorunun 4 tane şıkkı var, 1 tanesi doğru cevap. Öğrenci doğru cevabı bulabilmek için bazen direkt doğru cevabı işaretler, bu doğru der. Bazen de ne yapar? Şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış, şu doğru der. Dördüncüsüne doğru demesine gerek kalmadan otomatik olarak dördüncü şık nedir? Doğru olarak kendisini gösterir. Bakın Üstad Hazretleri orada da bu yolu izliyor. Kur'an'ın orada Allah'ın varlığının ve birliğinin izah ve ispatını yaparken böyle bir yol izliyor. Burada da ne yapıyor? Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, beşer kelamı olmadığını, şeytana ve şeytanın gruplarına izah ve ispat yapıyor. En yüksek seviyeden, yani onların ifade edebileceği en yüksek seviyeden olan vesvese cinsinden olan şeyleri farz edelim ki böyledir deyip olmayacağının izah ve ispatını yapıyor. Ama burada da ne yapıyor? Titreyerek. Çünkü niye? İnsan zihni fikri böyle şeylere kayabilir. Allah muhafaza etsin. Şimdi şuradan hemen onu ifade edelim. Burada da bir mantığı devreye sokmuş olalım. Biraz risalelerden açıp okumuş olacağız inşallah. Böyle düşünceleri ikide bir zihnimize faraza, yani ikide bir Allah'ın yokluğunu düşünmek olur mu? Olmaz. Olmaz. Ancak bir hedefi, bir gayesi, bir maksadı olması gerekiyor. Mantıken hocam, burayla alakalı çok kısa bir şey anlatabilir miyim? Buyurun. Ben de nefes alayım. Aslında televizyonda böyle izliyorum, böyle bir yeni bir program var. Hı. İşte bir tane zat şeyden bahsediyor, hadislerden bahsediyor. Ama hadisten bahsederken şöyle söylüyor, işte hadisler güzel sözlerdir, işte insanlara güzel şeyler katabilir, işte güzel nasihatlardır, öğütlerdir. Lakin işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldükten işte 200 sene sonra bu kitap oldu. Hı. İşte kitap olduğu için hani tamam buradaki güzel şeyleri biz alalım ama
hani bunun doğruluğu konusunda hani çok onuya böyle sarılmayalım diye bir şey söylüyor. O aradaki o boşluk, tabii ben o zaman hani böyle nurlarla hani istikrar etmiyorum. Orası bende çok büyük bir şifa olarak. Bak gördün mü hemen, yani şeytan sağdan yaklaşıyor. Zihne bir şüphe düşürüyor. Düşürüyor. Sen de ona itibar edince ya o zaman bu hadis denen şeylere ne kadar itibar edilir? Hocam çok kısa bir süre sonra tevafuk oldu. Yine radyodaydı galiba. O olaydan çok kısa bir süre sonra bir hoca aynen böyle söylüyor. Diyor ki bire hain diyor. Bire zalim diyor. İnsanlara böyle anlatıyorsun. E kitap olmadı da hiç yazılmadı değildi ki diyor. Vardı o zaman kitap oldu. O boşluğu orayla o kadar güzel kapattı ki hocam. Ya. Ya orayı ben dinlemesem belki Allah muhafaza ondan hani hadislere karşı bir boşluk oluşacak. Onun için biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime diyor ya, festaiz billah, Allah'a sığının, hemen, hemen diyor. Yani hemen o şeyin, vesvesenin zihninizde bir gedik açmasına meydan vermeden, o şüphe sizin içinizde yerleşmeden, çünkü yerleşimde okuyacağız, yerleşince ne oluyor? Yerleşmeden hemen ne yapacaksın? Çözüm üreteceksin. Kur'an'a sarılacaksın. Ehli sünnetin itikadına bakacaksın. Doğru şey, hemen araştırmaya gireceksin. Hemen. Ona da çok fazla itibar etmeyeceksin. Şimdi burada küfrü hayal etmek. Aslında şey yaptığımız bu. Faraza dediğimiz zaman zihnimizde hayal ediyoruz. Küfrü hayal etmek. Yani Kur'an'ın beşer kelamı olduğunu farz etmek küfrü hayal etmektir. Bir inkar değil mi o? Veya İşte Allah'ın olmadığını farz etmek küfrü hayal etmektir. Allah'ın yokluğunu düşünüyorsun. Ama faraza diyorsun. Bu hayal dünyasında. Henüz daha hükme geçme. Hükme geçse kafir olursun. Kafir olursun. Şimdi bununla ilgili Üstad Hazretleri bir meseleyi açıyor. Yine 21. sözün ikinci makamı. Burası da zaten Vesvese Risalesi. Mesail-i İmaniye'de şüphe suretinde gelen vesvese. Yani bu beşinci veci. Aslında bir gün bunu baştan sona okuyabilirdik. Niye burada okumayı unuttum? İmani meselelerle ilgili şüphe suretinde gelen vesvese. Sen ona çok itibar etmiyorsun ama o yerleşiyor. Bakıyorsun devamında senin imanın sarsılmaya başlamış. Hareketinde, halinde, konuşmanda, yaşantında bakıyorsun akisleri görünüyor. Tahayyülü küfür, küfrü hayal etmek aziz Allah. Ezan okunurken kelam-ı kibar konuşulabilir. Yani dünya kelamından ziyade Kur'an-ı kelam ve kelam-ı kibar konuşulabilir. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi. Tevehhümü küfür, küfrü vehmetmek, küfrü hayal etmek dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, sapıklığı düşünmek, sapkınlığı düşünmek, fikri bozuklukları düşünmek, dalalet olmadığı gibi, dalaleti tefekkür etmek dahi dalalet değildir. Bir kere bunlar yani ehli sünnet itikadının hükümleri. Cenab-ı Hak bizi hayalimizdeki düşüncelerden mesul etmiyor. Tasavvur alemimizdeki düşüncelerden mesul etmiyor. Peki o nereye inersen mesul oluyoruz? Akla ve kalbe inersen mesul oluyoruz. Orada tasdik görürse orada ne yapıyoruz? Mesul olmuş oluyoruz. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdiki akliden, aklın tasdikinden ve izanı kalbinden, kalbin sahiplenmesinden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Bu gibi şeyler de serbesttir. Senin zihnine ikide bir gelir giderler. Ama olacak şey meşgul olmak. Namazda dahi veya başka türlü dahi gelir giderler. Şimdi onu da buradan okuyacağız inşallah. Gelir giderler. Cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. İnsanın iradesini pek dinlemezler. Teklifi dini altına da çok girmiyor. Dini mükellefiyet altında da çok değillerdir. Tasdik ve izan öyle değildir. Bir mizana tabidirler.
hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değildir, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Yani bu şekilde faraza Allah'ın yokluğunu düşünmek insanın imanına şüphe getirmez. Fakat işin bir püf noktası var. Bir ince nokta var. E peki ben o zaman madem zihnimde bu şekildeki hayallerin benim imanıma zararı yok, o zaman ben durmadan Allah'ın yokluğunu hayal edeyim. Olur mu böyle bir şey? Şimdi onu söyleyecek. Fakat eğer lüzumsuz, ne demek lüzumsuz? Hiçbir hedefi, hiçbir gayesi, hiçbir maksadı yok. Biraz önceki okuduğumuz bahiste Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun izah ve ispatı için faraza beşer kelamı olsa diyordu. Bak bir gaye var. Veya 23. lemada işte bu mevcudu tabiat faraza yapmış olsun diyordu Allah'ın yaptığını izah ve ispat için. Bak bir hedef ve bir gaye var. İşte levkâne fîhime âlihetun, iki ilah olsaydı alemde illallahu lefesedata. Alem fesada giderdi. Bak bir izah ve bir ispat var. Hiçbir neticesi yok. Öylesine zihnini meşgul edercesine lüzumsuz düşünüyorsun. İşte onu söylüyor. Eğer lüzumsuz, tekrar ede ede durmadan böyle şeyleri düşüne düşüne müstakar bir hale gelir. O sende artık yerleşir. Terk edilemeyen günahlar da böyledir. İşleye işleye terk edemezsin. Allah muhafaza etsin. Tekrar ede eden müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe. Hani şüphe değildi. Ha bak şimdi şüpheye dönüştü. İmanına zarar vermeye başladı. Artık orada kurt oluştu, kurt. Kalbini yaralıyor. Kalbini zedeliyor. Seni mahvediyor, perişan ediyor. Bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Bak ondan ihtimal ki bir şüphe çıkar. Onun için lüzumsuz tekrarlara zihinde ve hayalde yer yoktur. Zihin ve hayal güzel düşüncelerin ülkesidir. Çirkin şeyler oraya sokulup da boşu boşuna orayı meşgul edemez. Meşgul edecek olsa orada kaldığı müddetçe sen ondan mesul değilsin. Ama zihnini meşgul ettiğinden dolayı bir meşguliyet var. Bir. İkincisi o sende devam edince yerleşecek. Artı diğer duygularında yara açacak. İmanına dair şüphe getirecek. O zaman ne yapacaksın? Tam mesul olacaksın. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla kötü düşüncelerden, vesveselerden insan zihnini ne yapacak? Tasfiye edecek, ari ve beri kılacak. Hem bir şey daha söylüyor. Bir tarafane muhakeme namıyla. Bak biraz önce tarafsız muhakeme. Tarafı muhalifi iltizamdı. Veya insaf namına deyip. Ya insaf bir de böyle düşün. Ya niye öyle düşünüyorum ki kardeşim? Bir taraf olunmaz. İnsan devamlı hakkın tarafındadır. Ya bunu zihnimize kazıyalım. Hiçbir zaman insan tarafsız olamaz. Ya şerrin tarafındadır ya hakkın tarafındadır. Biz neyi tutacağız her zaman? Hakkı tutacağız. Hakkın tarafında olacağız. Bir tarafına muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi, diğer şıkkı, muhalif olan şıkkı, şeytanın öne sürdüğü fikirleri iltizam ede ede, kabul ede ede ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Allah muhafaza etsin. Birden iradesi bağırsın. Lan ben ne yaptım ya? Lan düşmanın safına geçmişim ya. Fark etmeden. Zaten şeytanın istediği bu. Seni o tarafa hissettirmeden geçirmek. Geçirmek. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. Artık hakka çok da taraf olmaz. Ya şeytan gedik açtı sende.
O da tehlikeye düşer. Sarsıldın. Hasmın, düşmanın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak. Bakıyorsun ki ya ama şunlar da böyle diyor. Ama bunlar da böyle diyor. Ama şöyle bir komünist, bak burada da bir doğru var. Artık sen ne yaptın? Onların vekilisin. Nasıl bir vekil? Vekili fuzuli. Boş bir vekil. Değil mi? Olacak bir halet zihninde takarrur eder, yerleşir. Allah bundan muhafaza etsin. Onun için ayeti kerime ben tekrar dönüyorum. Ve imma yanzaganneke mineşşeydani nezgun festaiz billah. Şeytandan bir vesvese, şeytani bir dürtükleme sana geldiği zaman hemen Allah'a sığın, hemen fasıla verme. Özellikle bunu ifade edelim. Peki, şunu da okuyalım. Biraz önce dersimizi okurken dedik ya, böyle bir vesvese ki Üstad Hazretlerine Bayezid Camii'nde Ramazan'da Kur'an dinlerken ihlaslı hafızlarla, bak çok mübarek bir atmosfer. İlem eyyühel aziz. İnsan kalben ve fikren hakaiki ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman, şimdi burada ne yapıyoruz? Hakaiki ilahiyeyi düşünüyoruz. Allah'ın varlığını düşünüyoruz. Melekleri düşünüyoruz. Ahireti düşünüyoruz. Bak güzel şeyler düşünüyoruz değil mi? Kalbiyle, aklıyla, fikriyle böyle şeyler düşündü. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Oturmuşsun çok güzel bir şekilde, nezih bir atmosferde bir tefekkür yapıyorsun. Hem de Allah'ın varlığını, peygamberi, ahireti, cenneti, cemalullahı. Oo, ne kadar tatlı şeyler. Gören seni ne yapar? Bin tebrik eder. Bin tebrik eder. Peki böyle bir anda imtihan öyle enteresan bir şey ki ya. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Bak ne diyecek? Böyle hakaiki ilahiye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında. Değil mi? Şimdi herkes kendisini düşünsün. Namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından, kendi şeytanı tarafından pek fena, çirkin, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Sen onlara bakıp nazar etsen, onlara kıymetsin. Eyvah ya. Lan ben ne olmuşum ya? Ne kadar pisim ya ben. Ne kadar berbatım, ne kadar çirkinim. Hem hakaiki ilahiyeyi düşüneceğim, hem de böyle olacak. En kıymetli malın en çok düşmanı olur. En çok düşmanı olur. En kıymetli mal. Hakaiki imaniyeyi tefekkür. Tefekkürü saati, hayrun min ibadeti seneti. Oradaki bir saatlik tefekkür, bir sene ibadetten hayırlı. Şeytan da o mala hücum ediyor. Ya bu hayrı nasıl ben buna bırakırım? Bunun hayrını ben berbat etmem lazım. Hadi hücum et. Şeytan bir taraftan hücum ediyor. Nefis diğer taraftan hücum ediyor. Senin elinden o bir senelik hayrı alacak. Belki oradaki tefekkür senin 60 senene bedel olacak. Onu senden koparmak için, o senin malın olmasın diye her türlü hücumu ne yapacaktır? Yapacaktır. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam, onlarla meşgul olan adam, o vesveselere mağlup olur. Bak diyor ki onlarla uğraşma. Bu çok önemli. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi. Allah'a sığınmak dedik ya. Kaçırmak çaresi. Müdafaayı terk edip onlar ile uğraşma. Bir kere birinci şart bu. Vesvesenin kendisiyle meşgul olma. Yine neyle meşgul olacaksın? O anda neyle meşgul oluyordun? Tefekkür-i ilahi. Hakaiki imaniye ile meşgul. Yine onunla meşgul olmaya devam et. Devam et. Yani sen elmas satıyorsun ama her tarafta hırsızlar var. Tedbirini alır, elmas satmaya ne yaparsın? Devam edersin yani. Hırsızla meşgul olmazsın. Olmazsın.
Evet, arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder, giderler. Vesvese arılar gibidir. Hem de o gibi vesveselerin ne hakaiki ilahiye ve ne de senin kalbine bir mazaratı, bir sıkıntısı yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz ve fena bir tesir etmez. Ha, burada yapman gereken bir şey var. Baktığın, hani güneşe bakıyorsun ya, ne ile bakıyorsan onu temizlemeye çalış. Onu değiştir, başka bir şeyle bak. Bak bu olur. İlahir devam edip gidiyor. Evet, dersimiz de gerçi ben atlayarak okudum. Sadece şurayı Üstad Hazretleri bir misal veriyor. O misali okuyup düz okuyacağım. Öylece bitirmiş olacağız. Şu muzaffariyete, şu temsil ile bak. Mesela semavata başı temas etmiş pek yüksek bir minare ve o minarenin altında küre-i arzın merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte ezanı umum memlekette umum ahaliye işittiren bir zat. Minare başından ta kuyu dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispat etmek için iki fırka münakaşa ediyorlar. Birinci fırka der ki minare başındadır, kainata ezan okuyor, ezan okuyanla ilgili. Çünkü ezanını işitiyoruz. Hayattardır, ulvidir. Çendan herkes onu o yüksek yerde görmüyor veya göremiyor. Herkes istat ve kabiliyet nispetinde görür. Fakat herkes derecesine göre onu çıktığı ve indiği vakit bir makamda, bir basamakta görür ve onunla bilir ki o yukarı çıkar ve nerede görünürse görünsün o yüksek makam sahibidir. Diğer şeytani ve ahmak güruh ise der ki yok, makamı minare başı değil. Nerede görünürse görünsün makamı kuyu dibidir, aşağıdır. Halbuki hiç kimse ne onu kuyu dibinde görmüş ve ne de görebilir. Kimse de görmemiş. Ama şeytan böyle iddia ediyor. Faraza eğer taş gibi sakil, ihtiyarsız olsaydı elbette kuyu dibinde bulunacaktı, birisi görecekti. Şimdi bu iki muarız fırkanın muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah denilen ehli nur cemaati, yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başında gösteriyorlar. Ve nazarları o dereceye çıkmayanlara ve kasirun nazar, nazarları eksik ve noksak olanlara derecelerine göre birer basamakta o müezzini azamı gösteriyorlar. Küçük bir emare onlara kafi gelir ve ispat eder ki o zat taş gibi camit bir cisim değil. Belki istediği vakit yukarı çıkar, görünür. Ezan okur, bir insan-ı kamildir. Diğer hizb-i şeytan denilen güruh ise derler, ya minare başında herkese gösteriniz veyahut makamı kuyu dibidir diye ahmakane hükmederler. Ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkese gösterilmemesi herkesin nazarı oraya çıkmamasından ileri geri. Benim aklım eksik. Benim aklımın eksikliğinden oluyor. Yoksa orada olmadığı manasına gelmiyor. Hem mugalata suretinde minare başı hariç olarak bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. Yani en yüksekten bir aşağı indirelim, gerisini hallederiz. Kur'an beşer Allah kelamı değildir ama beşerin ahlaki güzel bir kelamıdır. Ne oldu? İndirdi aşağı. Sen diyorsun ya ama güzel kelam diyor. Beşer kelamı diyor ya. Ne olursa olsun artık yani. Bitti. İşte o iki cemaatin münakaşasını halletmek için biri çıkar hizb-i şeytana der ki ey menhus güruh, eğer o müezzini azamın makamı kuyu dibi olsa taş gibi camit, hayatsız, kuvvetsiz olmak lazım gelir. Ve kuyu basamaklarında bir minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz elbette o kuvvetsiz, hakikatsız, camit olmayacak. Minare başı onun makamı olacak. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz. Ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Veyahut susunuz.
Meydanı müdafaanız kuyu dibidir. Sair meydan ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatin meydanıdır. Kuyu dibinden başka o zatı nerede gösterseler davayı kazanırlar. İşte şu temsil gibi münazara-i şeytani mefası arştan ferşe kadar olan uzun mesafeyi hizb-i şeytanın elinden alıyor. Yani birinci mefastaki bahis orayı izah ediyor bize. Ve hizb-i şeytanı mecbur ediyor, sıkıştırıyor. En gayrimakul, en muhal, en menfur mevki onlara bırakıyor. En dar ve kimse giremeyecek bir deliğe onları sokuyor. Bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor. Eğer onlara denilse Kur'an nasıldır derler. Güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. O vakit onlara denilir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz mesleğinizce güzel diyemeyeceksiniz. Hem eğer onlara denilse peygamberi nasıl bilirsiniz derler. Güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. O vakit onlara denilecek. Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlaklı, akıllı olsa ala külli hal Resulullah'tır sizin ağzından böyle çıkınca. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz dahilinde değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Böyle diyorsanız peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Ve hakeza temsildeki sayır işaretlere hakikatin sayır cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sırra binaen o şeytan ile münazara edilen birinci mefas, ehli imanın imanını muhafaza etmek için mucizat-ı Ahmediye'yi bilmeye ve kat'i bürhanlarını öğrenmeye muhtaç etmiyor. Etna bir emare, küçük bir delil onların imanlarını kurtarıyor. Kuyu dibindeki esveri safilinde olmadığına, her bir hali Ahmediye aleyhissalatü vesselam, her bir hasleti Muhammediye aleyhissalatü vesselam, her bir tavrı nebevi aleyhissalatü vesselam birer mucize hükmüne geçer, âlâ-i illiğinde bir makamı bulunduğunu ispat eder. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.